kedicikler. Çok tatlıyız. Ama en tatlı benim. Miyav. Tatlı kedicikler sirki. Bir gün tatlı kedicikler kendi sirklerini kurmaya karar verdi. Bisikletimle numaralar yapacağım. Ben ipte yürüyeceğim. Ben palyaço olacağım. Ben jonglör olacağım. Ben illüzyon yapacağım. Ben de ipte yürüyeceğim sanırım. Onu Cupcake zaten yapıyor. Ayrıca iki kedi aynı anda bir ipte yürüyemez. Yoksa birbirlerine çarparlar. O zaman ne yapabilirim? Şeker, belki gecenin illüzyon asistanı olabilirsin. Gece herkesi korkutmayı seviyor. Şapkadan böcek gibi korkutucu bir şey çıkmasını hiç istemem. Durun, neye ihtiyacımız olduğunu buldum. Hayvan terbiyecisi. Evet, bunu yapabilirim. O zaman hadi hazırlanmaya başlayalım. Bence gösterimiz kesinlikle harika olacak. Miyav, 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 miyav. Hayvan terbiyecisi olmadan önce bir hayvan bulmam gerekiyor. Hey! Hadi bunun içinden atla. Ama kuşun çok işi vardı. Hadi zıpla. Köstebek çok korkmuştu. Salyangozsa fazla tembeldi. Hayvan terbiyeciliği çok iyi gidiyor gibi, ha? Yaptığım hiçbir şey işe yaramıyor. Ben kötü bir hayvan terbiyecisiyim. Belki de benim üzerimde pratik yapabilirsin. Baba kışlık montunun kapüşonunu başına geçirdi ve vahşi hayvan taklidi yaptı. Hop. Hadi şimdi çemberin içinden geç aslan baba. Aslan, hop. Hey, neden dediğimi dinlemiyorsun? Ben aslan terbiyecisiyim. Kaçma ama. Dediğimi yapacaksın yoksa ben çok üzülürüm. Hey, sana gösterim için ihtiyacım var. Şuna bakın, burada bir yabani hayvanımız var. Ama fazla yabani anne. Sürekli benden kaçıp duruyor. Neden onunla arkadaş olmayı denemiyorsun? Ama nasıl? Dediklerimi anlamıyor gibi. Anladığından emin olduğum iki şey var. Sevgi ve şefkat. Çok iyi bir fikrim var. Yabani hayvana onu sevdiğimi göstereceğim. Evet, bunu yapacağım. Sevgi ve şefkatle yaklaşınca aslan baba performansa başladı. Kısa bir süre sonra sirk gösterisi hazırdı. Babası Şeker'e işte böyle yardım etti. Birine bir şey öğretmenin en iyi yolu ona sevgi ve şefkat göstermektir. Korkunç kedicikler. Tatlı kediciklerin bu yılki korku gecesiydi. Oldukça heyecanlı olan kurabiye, şeker ve puding korkunç kıyafetler giyerek birbirlerini korkutuyorlardı. Ben bir canavarım. Bense küçük bir cadıyım. Ve ben de bir iskeletim. Harika! Miyav, 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 miyav!
Aman tanrım, o kadar korkunçsunuz ki korkudan ödüm patladı. Anneniz haklı, siz kedicikler çok korkunç görünüyorsunuz. Anlaşılan anne ve babamızı korkuttuk. Peki ama bizi kim korkutacak bakalım? Bizi kimse korkutamaz. Bunun için çok cesuruz. Birkaç arkadaşımızı da çağıralım. İçlerinden biri belki bizi korkutabilir. İlk korkunç arkadaşları Cupcake'ti. Hadi Cupcake, korkut bizi. Ben Cupcake değilim. Ben Örümcek Prenses Cupcake'im Bül. Cupcake hiç de korkutucu değil. Her neyse ama en azından güzelim değil mi? Bir sonraki ürkütücü dostları ise arkadaşlarını korkutmayı çok seven Gece. Ben gecelerin yaratığıyım. Deneme yapıyordum. Korkunç bir vampirim. Nasıldı? Üzgünüm ama bu da işe yaramadı. Sanırım biz kedicikleri korkutmak imkansız. Korku geceniz nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz? Hayır, birazcık bile korkmadık. Demek hiç korkmadınız ha? Anlaşıldı. Biz biraz bahçeyle ilgileneceğiz. Biz yokken neden evi süslemiyorsunuz? Korkunç dekor kullanabilirsiniz. Korkunç bir dekorasyon, tam ihtiyacımız olan şey. Heyecanlı kedicikler ve arkadaşları işe koyuldular. Kurabiye korkunç canavar suratları çizdi. Cupcake bir sürü kağıttan örümcek kesti. Ve hep birlikte peçetelerden hayaletler ve yarasalar yaptılar. Üçe kadar sayalım. Arkamızı dönüp ne kadar korkunç olduğuna bakalım. Bir, iki, üç. Açıkçası çok hoş görünüyor. Evet ama korkunç olması gerekiyordu. Birbirimize korkunç hikayeler anlatsak nasıl olur? Vampir gecenin bildiği bir sürü korkunç hikaye var. Soğuk, karanlık ve rüzgarlı bir geceydi. Hayır, ben hala korkmadım. Nasıl korkunç olacağını biliyorum. Fena değil. Pekala. Soğuk, karanlık ve rüzgarlıydı. Tamam, ben korkmaya başladım. Ben korkmadım. Henüz korkunç bir şey yapmadı. Şeker, koridorun ışığını sen oradan nasıl kapattın? Ben yapmadım. Olamaz. Orada biri olmalı. Belki sadece rüzgardı. Gerçek bir hayalet olabilir mi? Ya da büyük ve siyah bir yarasa. Ne olursa olsun onunla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Kurabiye'nin parlak bir fikri vardı. Evet kurabiye, çok cesursun. Çocuklar, orada iki tane kocaman kedi kadar büyük yarasa vardı. Merhaba çocuklar, biri dev yarasalar hakkında bir şey mi dedi? Sizi korkuttu mu? Sanırım haklıydın kurabiye. Bu yarasalar gerçekten de kedi kadar büyükler. Kostümleriniz gerçekten harika görünüyor. Gerçekten yarası olduğunuzu sandım. Vay canına. Dekorasyonlarınızın hepsi çok yaratıcı. Gerçekten de korkunç denebilecek kadar güzeller. Sürprize hazır mısınız? Şeker, tatlım, ışıklar. Acaba ne çıkacak? Bu harika! Miyav, 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 miyav! Babanın korku gecesi faslası korkunç derecede lezzetliydi. Kedicikler bu keyifli korku gecesini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşarak geçirdiler. Hazine! Bir gün anneleriyle babaları Şeker, Kurabiye ve Puding'i anneannelerine ziyarete götürdü. Merhaba benim küçük tatlı kediciklerim. Seni gördüğümüze sevindik anneanne. Güle güle anne baba. Hoşçakalın çocuklar. Bugünü birlikte geçireceğimiz için çok heyecanlıyım. Eminim birlikte çok eğleneceğiz. Yaşasın. Miyav, 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 miyav. Hayır, 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 hayır. Koşmak ve zıplamak yok çocuklar. Ama... Sonra vücudun ısınır, terlersin, üstüne bir de hasta olursun. Bir bakalım. Ateşin normal neyse ki, şimdi bir oyun oynayın. Benim mutfakta bazı işlerim var. Çocuklar yanlarında oynamak için ip ve badminton seti getirmişlerdi. Ama koşmak ve zıplamak yasaksa bunlarla nasıl oynayabilirlerdi ki? Peki şimdi ne yapacağız? Tırmanabileceğimiz bir ağaç bulalım. Harika bir fikir. Ha,
Hayır, hayır. Bu güvenli değil. Ağaçlara tırmanmak da yok. Daldan kayabilirsiniz ya da kafanız ağaç deliğine girebilir. Hatta düşebilirsiniz. Bu güvenli değil. Siz iyisi mi usta usta oturun canlarım. Hiçbir şey yapamıyorsak nasıl eğleneceğiz biz? Buldum. Ağaca meşe palamudu atmaca oynayalım. Eğlenceli görünüyor. Ben deneyeceğim. Bakın nasıl gidiyor. Hayır, bu da güvenli değil. Meşe palamudu atmak da yasak. Ya geri sekip burnunuza gelse canlarım? Peki o zaman nasıl eğlenebiliriz? Ben galiba güvenli bir oyun biliyorum. Bir yerlerde değerli bir hazine saklayacağız. Sonra da anneannem onu bulmaya çalışacak. Tamam, bu kulağa hoş ve güvenli geliyor. Hazine saklandıktan sonra anneanne onu bulana kadar kedicikler sıcak soğuk dediler. Acaba nereye saklamış olabilirlerdi? Şurası. Hey! Şuradaki çalıya. Hazırız anneanne. Ve anneanne hazineyi aramaya başladı. Sıcak. Soğuk. Ha? Ne? Üşüdünüz mü çocuklar? Hasta mı oluyorsunuz yoksa? Bu oyunun bir parçası anneanne. Sıcaklıktan bahsetmiyorum. Soğuk hazineden uzak olduğunu gösterir. Soğuk anneanne. Buz gibi soğuk. İşte şimdi gerçekten üşüdüm. Sıcak. Daha sıcak. Şu anda yanıyorsun. Hazineyi buldum kedicikler. Ama bu bizim kutumuz değil ki. Bizimki maviydi ve daha küçüktü. Buna inanamıyorum. Bu benim uzun zamandır aradığım defile kutum. Ben de sizin gibi küçük bir kediyken bunun içine en sevdiğim şeylerle doldururdum. Anneanne, bizim gibi oyuncu bir kedi yavrusu olduğun zamanları hatırlıyor musun? Elbette. O zamanlar badminton en sevdiğim spordu. Üstelik çok da iyi oynardım. Bu atlama ipi de en sevdiğim ikinci şeydi. Vay canına. Anneanne hasta olmaktan korkmadan zıplayıp oyunları oynuyormuş demek. Bu meşe palamudunu tırmanmak imkansız dedikleri bir ağacın tepesinden toplamıştım. Ağızlarının payını verdim tabii. Ama en çok sevdiğim şey ok atmaktı. Ya onlardan biri geri sekip burnuna gelse ne olacak? Ucu vantuzlu oklar kullanıyordum. O yüzden burnuna gelse de o kadar acıtmazdı. Fırının sesi bu. İçindekiler pişti demektir. Gidip çıkarayım. Anneannen gerçekten çok eğlenceliymiş. Peki neden bizim de eğlenmemize izin verilmiyor? Değerli kediciklerim, elbette eğleneceğiz. Ama önce şu taptaze kurabiyelerden yiyin. Anneanne altın korsan parası şeklinde kurabiyeler pişirmiş, define kutusunu bunlarla doldurmuştu. Sen dünyanın en değerli hazinesisin anneanne. Siz de benim en değerli hazinemsiniz. Söyleyin bakalım, kim ok atmayı öğrenmek istiyor? Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Çocukluk anıları anneanneye genç olmanın nasıl bir şey olduğunu hatırlattı. O ve torunları bu harika günün sonuna kadar birlikte koştular, zıpladılar, güldüler ve oyunlar oynadılar. Market gezisi. Anne ve baba alışveriş yaparken tatlı kedicikleri de yanlarına almışlardı. Çubuk makarna. Muz. Ve taze balık. İkinci bir alışveriş arabasına ihtiyacımız olabilir. Daha ne kadar sürecek? Eve gidip oyun oynamak istiyorum. Ve ben de çok acıktım ya. Durun. Süt, ekmek ve çay almayı unutmuşuz. Şimdi hepsini toplamamız gerek. Siz bunları toplarken biz süt, ekmek ve çayı alabiliriz. İyi fikir. Böylece daha çabuk çıkabiliriz. Pekala. Sanırım size bu önemli yetişkin görevini verebiliriz. Evet. Babanızla birlikte sizi dışarıda bekliyoruz. Anne ödeme yapmaları için onlara cüzdanını veriyor. Harika! Miyav, 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 miyav! Kurabiye, sen ekmeği al. Puding, sen de sütü al. Ben de çayı alacağım. Fakat ekmekler oyuncaklar kadar ilgi çekici değil. Ve şeker varken süt kimin umrunda? Şekere dönersek... Şeker ne kadar önemli bir görevi olduğunu hatırladı. Ama sanırım kurabiye bunu unutmuş olabilir. Ve puding de.
Süt ve ekmek nerede? Annemizin cüzdanı elimizde. Her şeyi alabilecek kadar paramız var. Ekmek ve süt çok sıkıcı ama şeker harika. Puding ama sütümüz olmazsa ne içeceğiz? Bir bardak şeker mi? Kurabiye, eve ekmek almadan gidersek annemiz bize neyle sandviç yapacak? Otobüs oyuncağıyla mı? Pekala. Tatlı kedicikler ekmek almaya gitti ama bir sürü farklı çeşitli ekmekle karşılaştılar. Hadi bir tane alıp gidelim. Ama o bir tatlı kurabiye. Biz normal bir ekmek arıyoruz. Buna ne dersin? Bence kahverengi olması gerekiyor. Yani bu mu? Bunun şekli yuvarlak ama yediğimiz sandviçler hep kare şeklinde. Bakın bu hem kahverengi hem de kare şeklinde. Aa evet, geriye sadece süt kaldı. Görünüşe göre sütlerin de birçok çeşidi varmış. Çilekli. Bu olamaz. Çikolatalı enfes. Hayır, bu da değil. Peki bu mu? O süt değil, ayran. Bu normal bir süte benziyor. Öyleyse almamız gereken bu. Lekeli'nin annesi markette kasiyer olarak çalışıyor. Kurabiye, şeker ve puding. Hepinize günaydın. Günaydın. Ne kadar da büyümüşsünüz. Kendi başınıza alışveriş yapıyorsunuz. Çok önemli bir yetişkin görevinin ortasındayız. Ah, o patenler harika görünüyor. Onlara buz pistinde giyebilirim. Çok havalı. Çocuklar, bu patenleri almalıyız. Ama her şeyi alacak kadar paranız yok. Ya patenleri alacaksınız ya da bu yiyecekleri. O zaman bu patenleri alalım. Durun bir saniye. Bunu yaparsak akşam yemeğinde paten çorbası içeceğiz. Hazır mısınız bakalım? Afiyet olsun. Buz pateni çorbası kulağa hiç hoş gelmiyor. Eminim buz patenli sandviç daha kötüdür. Parayı yiyecekler için kullanacağız. Buraya bu yüzden geldik. Anne, baba, merhaba. Her şeyi aldık. Aferin size çocuklar. Bu büyük yetişkin görevini başarıyla tamamladınız. Güzel bir sürprize hazır mısınız? Hepiniz için birer buz pisti bileti. Siz market alışverişini yaparken annenizle aldık. Buz pateni mi? Harika. Biz de bunu istiyorduk. Ama bizim buz patenimiz yok ki. Sorun değil. Oraya gittiğimizde paten kiralayabiliriz. Harika. Miyav, 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 miyav. Tatlı kedicikler önemli görevlerini başarıyla tamamladı. Ama ailece güzel bir zaman geçirmek tüm bunlardan daha önemli bir görevdi. Pazar günü. Bir pazar sabahı anne erkenden spor salonuna gidiyordu. Kurabiye, şeker ve puding babayla birlikte evde kalacaktı. Ben egzersiz dersime gidiyorum. Sana iyi eğlenceler. Tatlı kediciklerle ben ilgilenirim. Ben siz idare edebilir misiniz? Hiç merak etme anne. Evet, babamın yanında hiç sıkılmayız. Evet, o konuda haklısınız. Hoşça kalın canlarım. Baba! Hadi bebeklerimle oynayalım. Hadi baba, satranç oynayalım ha. Bir de dart. Pekala benim harika çocuklarım. Bebek oyunu, satranç ve dart oynanacak. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Baba, nerede kaldı? Hadi! Bizimle oynamayacak mısın? Evet, geliyorum benim güzel yavrularım. Planımız şu. Bayan Kitalo bütün bu güzel elbiseleri denemek istiyor. Tamam, satranç tahtam hazır. Ben beyaz olacağım. Mıknatıslı dartlar. Al baba, tut şu tahtayı. Çok eğlenceli görünüyor. Pekala, hadi başlayalım. Yaşasın. Oha yaksi. Olamaz, babam yine uykuya dalıyor. Hey yumuşak kalpli yavrular, çok çalışıp çok yorulan babalarının hak ettiği uykuyu almasına izin verdi diyebiliriz. Uyan hadi. Karnım kaşınıyor. Söyler misiniz, onu nasıl uyandıracağız? İşe yarayabilecek harika bir fikrim var. Baba, ferahlama vakti geldi. Ama puding, üstü ıslanırsa üşütebilir. Hapşu.
O zaman süper, hiper, acayip güçlü, gürültülü bir şey bulup hemen yanına koyalım. Oho baba. Ama kurabiye, babam o sesi duyunca korkudan ödü kopuyor. O zaman onu nasıl uyandıracağız? Belki de uyandırmamalıyız. Anlayışlı olalım ve bırakalım biraz kestirsin. O zaman uyandığında bizimle oynamak için bol miktarda enerjisi olur. Çok iyi fikir. Miyav. İyi eğlenceler. Sence yeterince uykusunu almış mıdır? Hayır, henüz değil. Ya şimdi? Şimdi olabilir. Tam anlayamadım. O zaman uyanması gerekmez miydi? Çekilin, ben hallederim. Alo, sorarlarsa fabrikada şekerleme incelemesi yapıyorum. Uyku zamanı. Aklıma harika bir fikir geldi. Annem bana ninni söylediğinde çok daha iyi dinleniyorum. Neden babama ninni söylemiyoruz? Sessiz olun, uyandırmayın. Aman sakın mırıldanmayın. Yorgun gözlerini kapa. Eğleniriz uyandığında baba. Anladığım kadarıyla babanızla oynamak hiç sıkıcı gelmemiş. Uyanın uykucu kediler. Anne geldi. Ben %100 uyanmış durumdayım. Kalktım ve güne hazırım. Hey, hadi kalkın çocuklar. Azıcık daha uyuyamaz mıyız? Evet, zaten bugün pazar değil mi? Evet, sanırım haklısın. Siz uyumaya devam edin. Ama babayla ben dışarıda bu harika diski atıp tutarak çok eğlenceli zaman geçireceğiz. Oo, harika. Bu çok zevkli olacak. Ne? Bize harika disk mi aldın? Boşanan bir şey. Miyav. İster kısa bir uyku çekin, ister birlikte oyun oynayın. Pazar harika bir aile günüdür. Postacı kediler. Güzel bir günün sabahında sevgili Bay Postacı posta aracıyla paket teslimatı yapıyordu. Ama birden bir aksilik oldu. Hey! Bekle. Olamaz. Anlaşılan birileri paketlerini teslim alamayacak. Eminim. Bunları almayı çok istemişlerdir. Neden paketleri biz teslim etmiyoruz? Postacı kedi olmayı hep istemişimdir. Bu da bir fırsat. Postacı kedi olduk. Miyav. Ancak Su paketlerin üzerindeki adresleri silmişti. Bu durumda kime neyi vereceklerini nereden bileceklerdi? Aklıma harika bir fikir geldi. Paketlerin şekillerini inceleyerek kimin hangi kutuyu alacağını tahmin edebiliriz. Örneğin bu çok güzel bir paket. Güzel bir kurdele ve fiyonkla süslenmiş. Böyle güzel şeyleri kim sever? Tabii ki cupcake. Bu gerçekten harika bir şey. Galiba bunun da içinde sıcacık bir kazak var. O yüzden bu dumanın olmalı. Çünkü sürekli üşütür o. Sanırım bunun içinde siyah bir şemsiye var. Siyah rengi en çok seven kedi kim? Tabii ki bizim Gece. Bu son paket kimin olabilir? Belki tarçın için alet edevat gelmiştir. Ya da Lekeli için bir uzay cihazıdır. Bu gizemli kutuyu şimdilik kenara koyalım. Önce diğerlerini teslim edelim, tamam mı? Tatlı kedicikler önce Gece'nin paketini teslim etti. Ama içinde şemsiye yoktu. Bir tablet gelmişti. Üstelik hiç de siyah değildi. Bu pembe. Sevmem. Sonraki durakları Duman'ın eviydi. Ona sıcacık kazağı verdiler. Olamaz. Benim istediğim şapka bu değildi. Ben ucunda çan olan gökkuşağı renginde bir şey istiyordum. Cupcake de güzel kurdeleli ve fiyonklu paketi aldı. Bu nedir? Başım sirk çadırı gibi görünüyor. Şimdi bu son paketin kime verileceğini tahmin etmemiz gerekiyor. Hey durun! Ben bu komik görünümlü palyaço şapkasını almamıştım. Ben tablet almıştım. O zaman bu komik görünümlü şapkayı kim almış olabilir? Herhalde palyaçoları seven biridir.
Aa, o zaman duman olmalı. Bu benim istediğime daha çok benziyor. Şimdi tam gerçek hayattaki palyaçolar gibi oldum. Bir palyaçonun üzerinde asla öyle siyah bir şey göremezsiniz. Ama gecenin üzerinde görebiliriz. Hah, yaşasın kazam. Güzel ve kapkara. Üstünde gerçekten çok şık durdu. Bu da Cupcake'in sipariş ettiği pembe tablet olmalı. İşte bu gerçekten çok güzel. Tatlı kedicikler bütün paketleri gerçek sahiplerine ulaştırmayı başarmıştı. Gizemli kutu dışında. Bence kutuyu açıp içinde ne olduğuna bakalım. O zaman kime gideceğini tahmin edebiliriz. Başkasına ait bir paketi açmaman gerekir. O zaman bunu ne yapacağız? Paketi her yere taşımaktan yoruldum. Bay Postacı kedinin gelmesi hepsini çok sevindirdi. Ah, şeker, kurabiye, puding. Anlaşılan araçtan birkaç paket düşmüş. Siz onları gördünüz mü çocuklar? Oh, o da düşen paketlerden biri. Kayıp paketleri bulduk. Ve hepsini kendi elimizle sahiplerine teslim ettik. Aa, çok teşekkür ederim. Ben de onları bir daha bulamayacağım diye korkmaya başlamıştım. Ama bu paketi kimin sipariş ettiğini tahmin edemedik. Tamam, adres silinmişse yan taraftaki numaraya bakalım. Bu 125 numaralı paket ve işte bu adres. Hadi gidip paketimizi verelim. Yaşasın! Evet, işte geldik. Aa, ama burası bizim evimiz. Evet, kesinlikle öyle. Paketin teslim edileceği yer de burası. Ne yani? Şimdi biz kendi paketimizi mi teslim etmiş olduk? Postacı kedi olduk. Miyav, 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 miyav. Gizemli kutunun içinden anneannenin gönderdiği hediyeler çıktı. Ne kadar nazik. Üç tatlı kedicik hem arkadaşlarına hem de kendilerine neşe ve sevinç veren şeyler teslim ettikleri için mutlu oldu. Hasat. Anne ve baba tatlı kedicikleri şehir dışında yaşayan anneanneyi ziyarete götürdü. Anneanne, miyav! Hoş geldiniz benim tatlı yavrularım. Bütün gün bizimle oynayacaksın, geçen seferki gibi değil mi? Hoşça kalın çocuklar. Güle güle. Oyun. Aa, tabii ki birazdan oyun da oynayacağız. Ama önce bir süre bahçemdeki ekinlerle ilgilenmem gerekiyor çocuklar. Ektiğim şeylere baksanıza. Elma, havuç, çilek, çiçek. Hepsi benden bakım ve ilgi bekliyor. Aklıma harika bir fikir geldi. Bahçe işinde anneanneme yardım edelim. Böylece hem iş çabuk biter hem de bizimle oynamak için daha çok zaman olur. Çok, çok güzel. Miyav, 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 miyav. Şu durumda eğlenen varsa patisini kaldırsın. Neşelenin çocuklar. Bu iş bittikten sonra bahçedeki yabani otları ayıklayıp çiçekleri sulayacağız. O kadar iş yaparsak oyuna zamanımız kalmaz. Bence birkaç şeyi atlayalım. Örneğin burayı kazma işini bırakabiliriz. Ama toprağın kazılması çok önemlidir. Patatesler ancak gevşek toprağa ekilir. Başka türlü onları yetiştiremeyiz. Toprağı güzelce kazıp havalandırmazsan patateslerin betona gömülmüş gibi olur. Ki böyle bir şey yapmak imkansızdır. O zaman yabani otları yolma işini atlayalım, ne dersin? Ama yabani otlar çiçek tarlasını sarıp tüm görünümü bozar. Bir an için annenizin saçını kesmekten vazgeçtiğini düşünün. Göz açıp kapayana kadar saçları uzayıp her yerini kaplar. Ha! Tatlı mı? Olamaz! Peki o zaman bahçeyi sulama işini atlasak nasıl olsa yağmur yağınca sulanır. İyi ama bitkiler de bizim gibi her gün suya ihtiyaç duyar tatlı yavrum. Düşünsene, baban her gün duş yapmak yerine yağmur yağmasını bekleseydi ne olurdu ha? Yaşasın! Yaşasın temizlik. Vay canına, anlaşılan bitkiler yaşayabilmek için bize güveniyor ha? Bitkilerle ilgilenmek zorundayız. Yapılması gereken şey bu. Ben şimdi çiçek yatağına gidip oradaki tüm yabani otları yolacağım. Ben pudingle birlikte toprak kazacağım. Ve şimdi kedi yapımı yağmur zamanı. Güzel bir içecek ister miydiniz Bay Elma Ağacı? Bakın havuçlar duş yapıyor. Şimdi yapraklarınız tertemiz oldu çilek kardeşler. Bu bütün tomurcukların çiçek açmasını sağlayacak.
Tatlı kedicikler bahçe işine öyle bir daldılar ki oyun zamanını bile unuttular. Bir süre. Bana çok yardımcı oldunuz. Artık bahçe işi bittiğine göre oyun oynayabilir miyiz? Evet tabii. Neden hasat oyunu oynamıyoruz? Eğlenceli bir oyun mu bu yani? Hem çok eğlenceli hem de çok işe yarayan bir oyun. Anneanne de çocuklar da bahçe ürünlerini toplayıp onları soğuk ve temiz suyla yıkarken çok eğlendi. Şimdi topladığımız tüm ürünlerin tadına bakma zamanı. Kulağa harika geliyor. Evet, oyuna biraz ara verebiliriz. Çileği çok seviyorum. Emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Teşekkür ederim. Siz dünyanın en iyi torunlarısınız. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Vay canına, bu kadar yorulduğunuza göre herhalde bütün gün çok oyun oynadınız. Evet, bu gece uyku öncesi masala ihtiyacınız olacağını sanmıyorum. Çocukları hep getirin, kendiniz de kalabilirsiniz. Sizinle oynamak için can attığım birkaç oyun var. Ha evet, bana öğrettiğin ambarı boya oyunu gibi değil mi? Öteki neydi, şömineyi odun kesme. Aklıma harika bir yeni oyun fikri geldi. Bakalım ilk önce kim uyuyacak? Ha, ben kazandım. Tatlı kedicikler nefis bahçe ürünleri toplayıp harika bir gün geçirmiş oldu. Dans yarışması. Bir sabah haberlerde heyecan verici bir şey söylendi. Ve büyük dans yarışması bugün yapılıyor. İsteyen herkes katılıyor ve en güzel hareketleri yapan kedi ödül kazanıyor. Ben dans etmeyi çok severim. Ben de ödülleri severim. Hadi dans yarışmasına girelim. Bu harika bir fikir. Hep birlikte oraya gideriz. Hepimiz dans ederiz. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Ha, annenizle biz tango dansı yaparız. O kadar ders aldık, öyle değil mi? Ben de bir balerin gibi dans edeceğim. Zarif ve küçük bir çiçek gibi. Ben de break dansı yapacağım. Bir dakika. Galiba ben dans etmeyi bilmiyorum. Hiç sorun değil. Yarışma akşam olacak. Yani bu arada dans etmeyi öğrenebilirsin. Kurabiye ile Şeker de sana yardımcı olur. Sayemizde dansı kolayca öğrenirsin. Önce basit bir şey deneyelim. Örneğin varsa iyi olur. Ve 1-2-3-1-2-3-1-2-3. Au! Patimin üstüne bastı. Özür dilerim. 1-2-3. Au! 1-2-3. Au patim! 1-2-3-1-2-3. Au! 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 Başlangıç olarak vals biraz zorlayıcı olabilir. Hadi break dansı yapalım. Şimdi puding yaptığımı yap. Oh! Sanırım bir şey kırdım. Bu doğru yaptığımı gösterir mi? Acaba halk oyunu mu denesen, ne dersin? Çok fazla zıplıyorum. Ben kurbağa değilim. Robot dansı yapabilirsin. Çünkü onda zıplama yok. Bana kalırsa bu dansta hiçbir şey yok. Evet, galiba haklısın. Bu dans çok sıkıcı. Kankana ne dersin? Çok eğlencelidir. Kankan dansı yapabileceğimi sanmıyorum doğrusu. Üzgünüm. Yardım etmeye çalışıyordum. Sevgili yavrularım, işler nasıl gidiyor? Görünen o ki ben dans edemiyorum. O yüzden yarışmaya da katılamayacağım. Puding yarışmaya gitmezse ben de gitmem, söyleyeyim. O zaman babanızla ben de evde otururuz. Öyle mi? Pekala. Bunların hepsi benim yüzümden. Aklıma süper bir fikir geldi. Hep birlikte bir aile dansı yapmalıyız, kendimize özgü hareketlerle. Hepimizin yapabildiği bir hareket bulalım. Puding de mi yapacağız? Elbette. Puding en önemli bölümleri üstlenecek. O akşam büyük tiyatroda yarışma başladı. Çok sayıda kedi yarıştı. Hmm.
Sanırım ben biraz gerginim. Yapma, ne gerek var? Biz hiç değiliz, öyle değil mi? Değil mi çocuklar, değil mi? Hiç gergin değiliz. Olmaya gerek yok tatlı kediciklerim. Gördün mü? Biz rahatsız. Puding, bak başaracaksın. Sen bu dansa harika yapıyorsun. Nefes kesici ve son olarak heyecan verici bir dans grubu. İki kedi ve pisicikleri. Hadi Pudi, sıra sende. Miyav 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 miyav. Haftalarca yapacağım bunu. Miyav miyav. Ve işte bu hareketleri başlatan dansçı Pudding. Sonuçlar geldi ve tabii gecenin birincisi tatlı kedicikler ailesi. Harika. Miyav 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 miyav. Galibiyeti kutlamak tabii ki harika bir şeydir. Ama bu zevki aileyle paylaşmak... Yılbaşı gecesi. Bir yılbaşı gecesiydi ve tüm aile kutlamaya hazırlanıyordu. Evet çocuklar, bugün saat 9'da yatmanıza gerek yok. Gece yarısına kadar bekleyip yeni yılı kutlayabilirsiniz. İlk defa yeni yılı yetişkinler gibi kutlayacaksınız. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Gece yarısına kadar uyanık kalacağız. Yeni yılı hep birlikte kutlayacağız. Küçük kol ve büyük kol en tepede olduğunda yeni yıla gireceğiz. Sanırım bir süre daha beklememiz gerekiyor. Ve 5 dakika sonra... Yeni yıla ne kadar kaldı? Ben biraz sıkıldım çocuklar. O zaman bir şeyler yapalım. Neden annemize yardım etmiyoruz? Anne. Anne. Anne, sana yardım etmek istiyoruz. Teşekkürler canlarım ama kendi başıma halledebilirim. Tamam, o zaman babama yardım edelim. Baba, yardıma ihtiyacın var mı? Teşekkür ederim çocuklar. Ama havai fişekleri dışarı yerleştirmem gerekiyor. Bu size göre bir iş değil çocuklar. Üzgünüm. Biraz televizyon izlemeye ne dersiniz? O arada zaman hemen geçmiş olur ha? En sevdiğim korsan programı başlamış. Harika! Bu sırada saat ancak 9 olmuştu. Asla uyumamalıyız. Televizyon yüzünden olmalı. Ne? Saat 9 olmuş. Normalde bu saatte yatağa gidiyorduk. Uyuyakalırsam tüm eğlenceyi kaçıracağım. Hey çocuklar, kafamızda bir kova su taşıyabiliriz. Böylece onu dengede tutmaya çalışırken uyuyakalmayız. Evet, ama düşürürsek ne olacak? Yeni yıla ıslak girmek istemeyiz. Çünkü yeni yıla nasıl girersek tüm yıl öyle geçer, değil mi çocuklar? Baksanıza, bence şimdi dışarı çıkmalıyız. Hava çok soğuk olduğundan asla uyuyakalmayız. Buz küpüne dönmüş bir halde yeni yıla nasıl gireceğiz söyler misiniz? Çok iyi bir fikrim var. Neden vaktimizi arkadaşlarımızın yılbaşı hediyelerini paketleyerek değerlendirmiyoruz? Böylece uykumuz gelmez çocuklar. Yılbaşı hediyelerini paketlemek çok eğlenceli olsa da aynı zamanda çok da yorucuydu. Kurabiye, şeker ve puding. Gece yarısı olmak üzere. Şuna bak. 3 küçük hediye paketi varmış burada. Bırakalım da uyusunlar hayatım. Çok yazık oldu. Ama sorun değil. Gelecek yılki yılbaşında tekrar deneriz. Anlaşılan şeker yeni yıl kutlamasını kaçırmamak için öncesinde alarm kurmuş. Herkese günaydın. Olamaz. Uyuyakalıp yeni yıl kutlamasını mı kaçırdık? Gece yarısına daha 30 dakika var. Yani kaçırmadınız. Bir şekerleme yaptım. Partiye hazırım. 5, 4,
4, 3, 2, 1 ve mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Miyav, 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 miyav. Diğer kedicikler de uyanık kalabilmeyi başarmış. Mutlu yıllar. Kedicikler birbirlerine yılbaşı hediyelerini verdi. Bir sürpriz daha. Babam havai fişek patlatacak. Tatlı kediciklerin ilk yetişkin yılbaşı gecesi çok renkli. Oley! Havai fişekli ve arkadaşlarla yaşasın dolu geçti. Ve hiçbirinin birazcık bile uykusu gelmedi. Hikaye yazmak. Bir gün kurabiye, şeker ve puding babalarından onlara bir kitap okumasını istedi. Ben güzel bir prenses kitabı istiyorum. Ama içinde bir sürü korsan olsun. Ve ayrıca bir sürü mantar olsun. Tamam, bu bir prenses kitabı. Bu da korsanlarla ilgili. Ve bir de mantar ansiklopedisi. Prenseslerle ilgili bir masal daha dinlemek istemiyorum. Çok sıkıldım. Ben de korsanlarla ilgili bir masal dinlemek istemiyorum. Ama mantar kitabı güzel değil Hayır, mi? Hayır, asla olmaz. Bence kafa kafaya verip içinde prenses, korsan ve mantar olan bir kitap yazmalısınız. Gerçek yazarlar olacağız. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Birlikte bir hikaye belirleyeceğiz çocuklar. Ve babam da bizim için onu yazacak. Hey. Ama kitap yazmanın hiç de kolay olmadığını anladılar. Neden başlamıyoruz? Hey. Ne? Buldum. Hayır. Sanırım hiçbir şey bulamıyoruz. Harika bir kitap yazmak için ilham bulmanız gerekiyor. İlham mı? O da ne? İlham, aklınızda bir fikir yokken bir anda ortaya çıkan şeydir. Bir fikrim var. Ormanın derinliklerinde... Buldum. Hikaye ayda başlıyor. Bir nice mantar, mantar maymunlarıyla çatışıyor ve sonra da onları veriyorlar. Bu şekilde olmaz. Sadece biriniz başlamalı ve sonra sırayı diğerine vermeli. Babamız haklı çocuklar. O zaman başlıyorum. Ormanın derinliklerinde güzel... Mantar varmış. Değil mi? Hayır. Bir şato varmış. Akıllı prensesin şatosu. Kuledeki odasında oturup etrafı seyrediyormuş. Prenses oturup etrafı seyrediyormuş. Güzel sıra bir başlangıç. Bende. Ardından şatoya şeyler saldırmış. Mantarlar! Mantarlar değil puding, korsanlar. Peki tamam. Oho. Korsanlar şatoyu almış ve onu gemilerine götürmüş. Prenses pencereden dışarı bakmış ve dev bir... Mantar görmüş! Okyanus mantarı, evet. Hadi ama neden bir okyanus mantarı görsün ki? Sizin prensesleriniz ve korsanlarınız varsa neden benim mantarlarım olmasın? Pekala, öyleyse ne yazıyorum? Ne yapıyorsunuz bakalım? Gelecekler yazar olmaya karar verdi. Korsan gemimize saldırması için çok havalı bir şey arıyoruz. Güzel bir şeye ihtiyacımız var. Eğlenceli olmalı. Şunu açar mısın lütfen? Bir dev olabilir belki. Mesela bir mantar. Anne, ben de aynı şeyi söylemiştim. Gemiyi batırmak isteyen dev bir mantar. Sola dön, ahbap. Hayır, sağa dön, ahbap. Sola dön. Sağa dön. Sola dön. Sağa dön. Dikkat edin. Şu anda dev mantar geliyor. Korsanlar, mantarı geri püskürtmeye hazır olun. Ama mantarın dev bir metal kaskı var. Bakın, evet. Hey, çok iyi bir fikrim var. Dev mantarı kaynatıp çorba yaparak yenebiliriz, değil mi? Çünkü kaynayan bir mantar gemiye zarar veremez. Ardından korsanlar dev mantarı yendi. Ve prensesle arkadaş oldular. Ve hep birlikte denizde harika maceralar atıldılar. Ve son. Bir mantar, prenses ve korsan hikayesi. Çok güzel bir hikaye. Bu arada gerçekten mantar çorbasının kokusunu alabiliyorum. İşte kokusunu aldığın mantar çorbası.
Küçük yazarlarım, yemek vakti. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Ve lezzetli yemeklerinden sonra baba, kendi kediciklerinin yazdığı Prenses Korsan ve Deniz'in Dev Mantarı hikayesini bir kitap haline getirdi. Bavul toplamak. Bir gün baba kedi başka şehirde bir iş gezisine çıkacağını söyledi. Tren biletime bakın çocuklar. Saat 3'te kalkacak. Büyük bir açlık konferansına gideceğim. Ah, bu çok harika ve heyecan verici tatlım. Oh, fazla zamanımız yok. Hazırlanmana yardım etmeliyim. Baksanıza, oradan oraya koşturuyorlar. Elbette öyle. İş gezisi için hazırlanmak çok önemli bir şeydir. İhtiyacın olabilecek her şeyi düşünmek zorundasın çünkü. O zaman babamızın toplanmasına yardım edelim. Böylece önemli bir şeyi almayı unutmaz. Hadi yardım edelim. Miyav, 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 miyav. Pekala, babam yanında ne götürmeli? Kişisel bakım ürünleri değil mi? Diş fırçası, havlu, duş bonesi, sabun, banyo süngeri, saç kurutma makinesi. Bunu da götürmeyi unutmamalı. Babamın banyoda hep yanına aldığı plastik ördek. Doğru. Ve şimdi sıra yiyecek ve uyku eşyasında. Öncelikle akşam yemeği yapması için tabak, çatal, kaşık, bardak, yastık ve su ısıtıcısı. Çay yapmak isteyebilir. Ve çayın yanında reçel de gerekir. Ahududu mu yoksa çilek mi? Neden ikisi de olmasın? Eyvah! Az kalsın peçeteleri unutuyordum. Hava soğuyabileceğinden kazak ve atkı gibi kalın giysiler de almalı. Ve yağmur yağarsa diye şemsiye. Ve yüzmek isterse diye paletler. Ve sel basarsa diye şişme yataktan bir sal. Harika. Geriye ne kaldı? Tatlı kedicikler babalarının neye ihtiyacı olacağı konusunda epeyce düşündü. Şimdi tüm bunları bavula yerleştirmeliyiz. Neredeyse bitti. Yapmaları gereken tek şey bavulları kapatmak. Ne? Evet, harikayız. Babamızın bavullarını hazırladık. Baba! Vay, taşınıyor muyuz yoksa çocuklar? Babamızın bavullarını hazırladık. Artık gitmeye hazır. Oo, vay be. Çok tatlısınız çocuklar. Ama 2 günlük bir yolculuk için biraz fazla. Çok iyi bir fikrim var. İhtiyacın olmayan şeyleri çıkaralım ve gerçekten lazım olan şeyleri bavula bırakalım. Ne dersin? Ve babalarının tek bir bavula ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Artık gitmeye hazırım. Vay be, trenin kalkmasına sadece yarım saat kalmış. Biletimi çıkartayım. Olamaz. Biletimi kaybettim. Sakin ol. Kedicikler, hadi her yerde babanın biletini arayalım. Sağ olun ama artık çok geç. Treni kaçırdım bile. Anlaşılan iş gezisine çıkamayacağım. Bu olamaz. Bavulunu toplamak için çok uğraşmıştık ama. Bavulunu bu kadar erkenden toplamamız çok iyi olmuş. Çünkü tren yarına kadar bir yere gitmiyor hayatım. Ne? Görünüşe göre tarihleri karıştırmışsın. Ah, evet karıştırmışım. Ne kadar da şaşkınım. Yani babam iş gezisine gidebilecek mi? Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Baba yolculuğa çoktan hazır olduğundan acele etmesine gerek kalmadı ve böylece akşam kediciklerle bolca vakit geçirdi. Ismarlama rüyalar. Bir sabah tatlı kedicikler birbirlerine rüyalarını anlatıyorlardı.
Rüyamda küçük bir derede tekneyle gittiğimi gördüm. Ben rüyamda yeni bir elbise deniyordum. Ben de başımdan daha büyük bir şeker yiyordum. Merak ediyordum da insan acaba görmek istediği rüyayı görebilir mi? Emin değilim. Ama neden denemiyoruz çocuklar? Eğer işe yararsa her gece istediğimiz rüyayı görebiliriz. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Gece rüyamda kendimi okyanusta değil bir teknede görmek istiyorum. Ben de şatodaki bir prenses olduğumu. Ben rüyamda farklı türlerde kelebekler göreceğim. O gece resimlerini yastıklarının altına koydular. Masal zamanı. Bu gece sizlere Çizmeli Kedi isimli ünlü bir kedinin hikayesini okuyacağım. Sabah oldu değil mi? Evet oldu. Hiç işe yaramadı. Rüyamda balık avlarken bir çizme yakaladığımı gördüm. Maalesef bende de işe yaramadı. Gece rüyamda bir prensestim ama kocaman bir çizmenin içinde yaşıyordum. Bunun sebebi dün gece babamın bize Çizmeli Kedi'yi okuması kesin. Sen de bir çizme gördün, söylesene. Evet, ben de rüyamda içi şeker dolu bir sürü çizme vardı. Rüyalarında neden hep yemek görüyorsun? Merak ediyorum Puding. Emin değilim. Belki de uykuya dalmadan önce hep yemekleri düşündüğüm içindir. Olamaz mı? Puding, sen bir dahisin. Akşam rüyamızda ne görmek istiyorsak bütün gün onu düşünmeliyiz. Tatlı kedicikler bütün gün o gece rüyalarında görmek istedikleri şeyi düşündüler. Ben bir prensesim. Ben bir prensesim. Kocaman hızlı bir tekne. Kocaman hızlı bir tekne. Kelebekler. Kelebekler. Bir sürü kelebek. Derken babalarının masal okuma vakti geldi. Masal zamanı. Kırmızı başlık ve kız. Ben bir prensesim. Kocaman bir kelebekler. Tekne. Ben bir prensesim. Kelebekler. Kocaman bir tekne. Çok teşekkür ederim. Senin yüzünden bütün gece rüyamda kelebek gördüm. Ben de kendimi bir tür prens olarak gördüm. Benim rüyamda da kelebek kanatlı kocaman bir tekne vardı. Birbirimizi duyduğumuz için rüyalarımız birbirine karıştı. Çok iyi bir fikrim var. Bugün birbirimizle konuşmayalım. Böylelikle rüyalarımız da birbirine karışmaz. Tatlı kedicikler bütün gün rüyalarını düşünmekten o kadar yoruldular ki gece uyuduklarında rüya göremeyecek kadar bitkindiler. Dün bütün gün ne rüya görmek istediğimizi düşündük ama bütün gece hiç rüya görmedik. Neden istediğimiz rüyayı göremediğimizi hiç anlamıyorum. Belki de bu mümkün olmadığı içindir. Rüyalarımız bizim için gizemli ve harika sürprizlerdir. Onları harika yapan da işte bu. Rüyalarımızın zengin ve ilginç olmasını istiyorsak, deneyim toplamak için her gün olabildiğince çok eğlenceli ve ilginç şeyler yapmalıyız. Hey, bu doğru. Miyav, 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 miyav. Tatlı kedicikler bütün gün bir sürü ilginç ve faydalı şey yaptı. Bütün gün bu deneyimleri biriktirdikten sonra gece hemencecik uykuya daldılar. Ve her üçü de yepyeni, eşsiz ve etkileyici rüyalar gördüler. Süper kediler. Bir gün kurabiye, şeker ve puding heyecanlı bir süper kahraman çizgi romanı okuyordu. Harika. Parlayan kediciye bak, fener gibi karanlıkta gözlerinden ışık saçabiliyor. Ve kabarık kedicik kabartmanın güçlü gücünü ortaya çıkarabiliyor. Evet ama yıldırım kedicik en iyisi. Patilerinden çıkan yıldırıma bakın. Süper kahraman olmak harika bir şey. Aha.
Hepsinin farklı birer muhteşem süper gücü var. Hey, neden süper kahraman oyunu oynamıyoruz? Kendi süper kıyafetlerimizi yapabiliriz. Ve süper isimlerimizi. Ve süper harika güçlere sahip olabiliriz, değil mi? Süper! Miyav, 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 miyav! Ve heyecanlı süper tatlı kedicikler kendi özel kostümlerini yapmaya başladılar. Kaptan Güç! Pelerinli kedi! Miyav kız! Hadi, hadi kurtarmaya! Harika! Gerçek birer süper kahramana benzemişsiniz. Ama süper kahramanların birilerini kurtarması gerekmez mi? Başı dertte olan tatlı kedi olabilirim çocuklar. Yani kurtarılmayı bekleyen kedi, biriniz beni kurtarabilirsiniz. Aa, bu harika! Onu kurtaran ben olacağım. Pelerinli kedinin süper uçuş gücüyle. İmdat, imdat, biri beni kurtarsın. Fena. Batınca sırılsıklam olacağız. Sen benim süper kahramanımsın pelerinli kedi. Hayır. Bu kurtarma görevi Kaptan Güç'e daha uygun bir kere. Çünkü süper güçlü kasları var. İmdat, imdat, biri beni kurtarsın. Bir meteor geliyor. Hiç de dost canlısı görünmüyor. Ha! Sen benim süper kahramanımsın Kaptan Güç. Bekle, bekle, bekle. Burada kurtarma görevini ben yapacağım. Ben Miyav kızım ve zihnimle bir şeyleri hareket ettirebilirim. İmdat, imdat, biri beni kurtarsın. Olamaz. Yangın var. Benim en süper kahramanım Miyav kız. Ve ayrıca Cupcake benim arkadaşım. O yüzden onu kurtaran ben olmalıyım. Hepimiz Cupcake'le arkadaşız. Evet, onu kurtaranı seçmesine izin vermeliyiz. Merhaba. Kurtarılmaya hazırım çocuklar, her zaman. Yüksekten oldukça korkuyorum. Cupcake bir ağaca sıkışmış kedi rolünü oynuyordu. Pelerinli kedi kurtarmak için uçmaya hazır, evet. Kurtarma zamanı. Böylece kurtuldun Cupcake, inebilirsin. Bekle, Miyav kız geliyor. Seni harika zihnimle aşağı geri getireceğim. Kurtarma zamanı. Bitti. Aşağı in. Bunun eğlencesi nerede? Aşağı kendi başıma inersem garip gözükmez mi? Böyle kurtarma mı olur? Hiçbirimiz aslında süper güçlere sahip değiliz, biliyorsun değil mi? Ve bu yüzden seni gerçekten kurtaramayız. İnanılmaz. Buraya tırmanmamış olmalıydım değil mi? İmdat! Biri beni kurtarsın. Cupcake kaktüsün üstüne düşmek üzere. Yardım edin. İmdat. Gerçekten iyi bir fikrim var. Kurabiye, ağaç gövdesine sıkıca tutun. Ve sonra Pudik, onun pelerinini yakala. Ve olabildiğince sert çek. Atla Cupcake. İnanılmaz. Siz üçünüz Cupcake'i gerçekten kurtardınız. Evet, evet. Şeker'in süper düşüncesiyle, Puding'in güçlü kocaman kaslarıyla ve kurabiyenin süper peleriniyle. Teşekkür ederim. Hepiniz benim süper kahramanımsınız. Birlikte çalışınca neredeyse her sorunu çözebiliriz. Süper! Miyav, 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 miyav. Bir dahakine beni de kurtarır mısınız? Beni de. Meğer yavru kediciklerin gerçek süper gücü birlikte çalışmakmış. Onlar gerçek bir süper takımdı. Yani süper tatlı kedicik. Kara Kedi Günü. Bir gün tatlı kedicikler ve arkadaşları Kara Kedi Günü'nü kutlamak için hazırlanıyordu. İşte bizim tatlı kara kedimiz. Kutlamaya başlamadan önce her şeyi hazırlayacağım. Baba kedi, kara kediyi gizli bir yere sakladı ve kediciklerin bulması için etrafa ipuçları bıraktı. Kedicikler, eğer kara kediyi saat 6'dan önce bulursanız efsaneye göre size hediye getirecektir. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Bakın.
kara kedi burada. Kara kedinin bu küçük kaba sığacağını sanmıyorum çocuklar. Ha, bu benim düdüğüm. Gerçekten çok hoş ve parlak. Sanırım bu bir tür ipucu olabilir çocuklar. Belki onu çalmamız gerekiyordur. Hey, düdüğe ihtiyacımız var. Bu bir ipucu. Hey, burada bir ipucu var. Ahu Dudu. Sanırım parktaki Ahu Dudu çalılığına gitmeliyiz. Baba kedinin kedilere hazırladığı ipuçları kolay değildi. Ama zorlu bir çalışmanın ardından son ipucunu buldular. Anlaşılan kara kedi evin içinde bir yerde. Hadi acele edin. Çocuklar durun. Gece nerede? Hey Gece. Belki de onu yanlışlıkla kuma gömdük. Bir saksan Gece'yi yakalamış olabilir. İmdat! Belki de bir yerde kaybolmuştur. Miyav! Çok iyi bir fikrim var. Gece'yi aramaya çıkmalıyız. Bunu yaparsak kara kediyi zamanında bulamayız. Ve o zaman hediyelerimiz gelmez, değil mi? Gece bizim dostumuz. Onu bulmak hediyeden daha önemli. Hey Gece! Gece! Bunlar gecenin ayak izleri. Gece! Yardım edin çocuklar. Bu çukurdan çıkamıyorum. Burası çok kaygan. Elimi tut. Anlaşılan kara kediyi vaktinde bulamadınız değil mi? Gece çukura düştü ve oradan çıkamadı. Ve biz de onu kurtardık. Doğru olanı yapmışsınız çocuklar. Sonuçta gece de bir kara kedi. Ve onu saat 6'dan önce buldunuz. Bunun size hediye getirmesi gerekir. İşte bu hediyeniz. İçinde özel yazılar olan çikolatadan kedi. Bu harika! Miyav, 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 miyav. Benim kağıdımı okur musun lütfen anne? Bu yıl çok eğleneceksin hayatım. Bir sürü ilginç şeyle karşılaşacaksın. Her zaman yanında olan dostların var. Bu yıl herkes için çok güzeldi. Ama özellikle gece için. Çünkü en büyük hediye yanınızda harika dostlarınızın olmasıdır.